Seçim çalışmaları kapsamında Abdullahpaşa ve Hilalkent mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Murat Aygen değişim çağrısında bulundu. MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Murat Aygen'in seçim çalışmaları sürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Murat Aygen, Abdullahpaşa ve Hilalkent mahallelerinde seçim otobüsüyle halkı selamladı. MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Murat Aygen, daha sonra Abdullahpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Elazığ'da bir değişim bekleniyor. Biz de diyoruz ki bu değişim bizden olsun, bize yönelik olsun. Biz de diyoruz kenti dönüştürmek de bizimle olsun diyoruz inşallah. Bizim projelerimizden bir tanesi de üretim merkezi. Kadınlarımızın, gençlerimizin, emeklerimizin vakit geçireceği ve aynı zamanda da Harlık, kilin, fason üretim dediğimiz el emeği, göz nuru gibi işlerin yapılabileceği bir üretim merkezi kuracağız. Bunun içerisinde zaten kreşler olacak, LGS sınavına hazırlık, üniversite sınavına hazırlık kurslar da olacak, bedava olacak tabii. Yine bu mahallede yüksek okulu bitirip de görev almayan ya da tayin bekleyen insanlarımıza biz orada da değerlendireceğiz. MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Murat Aygen, belediye başkanı olması halinde hayata geçireceği projeleri anlatarak seçimlerde destek istedi. Belediyeciliğimiz var. Tabii burada biraz yaşantı biraz daha farklı ama şehrin doğusu olsun, işte kuzeyi olsun, güneyi olsun, Hicret gibi yerlerde hane geliri asgari ücretin altında olan insanlara da yılda 2000 konut yapmak üzere 10.000 konut yapmayı düşünüyoruz. Kira öder gibi, yani kiracı gibi şey yapacağım. Önemli olan yine bir mahalle meclisleri kuracağız biz. Her mahallede, her caddede ya da her sokakta bir tane temsilci bulmak şartıyla mahalle meclisi oluşturacağız. Yani sadece mahalleleri bugünkü yönetimin yaptığı gibi muhtara teslim etmeyeceğiz. Çünkü muhtara bir iki tane kontenjan veriyor. Muhtar mahallenin sorunlarını, mahalle sakinlerinin problemlerini iletmiyor. İnşallah biz mahalle meclisi kurarak da bu şehri yönetmeye talibiz. Gerçekten şehir kötü yönetiliyor. Yol yok, kaldırım yok, işte akmayan sularımız var. Şehri bu tuğla ve beton yığını içerisinde inşa ederken aynı zamanda insanımızı da inşa edeceğiz. Yani bizim projemiz hem insan odaklı olacak hem kent odaklı olacak. Çünkü sadece kenti ayağa kaldırmak yetmez. Ev toplantısına katılan Aygen, güvenli kentin gerekliliği şehrin kaynaklarının eşit dağılımından geçer. Kentsel dönüşüm gerçekleşmezse bölgesel gettolaşma başlar. Bunu düzeltecek irade bizde var. Çocuklarımızın geleceği için kıymetli desteklerinizi bekliyoruz dedi.